Belgeler 2 güne hazır olacak. Sonra istersen tapuya gidebiliriz. Ben yarın yurt dışına çıkıyorum. Birkaç gün kalacağım. Geldiğimde gideriz. Sen nasıl istersen. Bay bay. Görüşürüz. Sayende tabanla buluştuk Zeynep'ciğim. Biz de salon düğünü görmüş olduk. Bir davul zurnamız eksikti. Ben asıl limonatayla pastanın eksikliğini hissettim. Yine de şahane bir düğündü. Anneciğim, babacığım, bu gece için teşekkür ederim. Sayenizde hayatımda hiç unutmayacağım güzel bir düğünüm oldu. Önemli olan sizin mutluluğunuz. Siz bize destek oldukça sırtımız yere gelmez. Ama alkolden gelir. Kutlama işini abartma istersen tatsız kraliçem. Ben çok yorgunum. İyi geceler. Gong sesini duydunuz. Benim de karımın peşinden gitme zamanım geldi. İyi geceler. Yavaş. Bırak beni. Çok içtim neyse. Beni bırakır mısın? İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne zaman bir gelinle damat görsem bizim balayımız geliyor. Bir türlü gelin güven olamayışımızı hatırlıyorum. Hazır sarhoşken belki bana teslim olursun. İğrençleşme. İndir beni. Uzak dur benden. Mümkün değil. Uyuyacağım. Gelemez. Aynı odada kalmıyorlar mı? Hayır. Nasıl yani? Evcilik oynuyorlar işte. Ne demek şimdi bu? Gözlerimin içine bak. Ne yazıyor? Oku iyice. Peki sen benim gözlerimde ne yazdığını görmüyor musun? Hı? Kör müsün yoksa? Nihan seni sevmiyor. Ve asla sevmeyecek. 1000 kere de dünyaya gelse, 1000'inde de senden tiksinecek. Zavallı Emir. Asla Nihan'a sahip olamayacaksın. Okudun mu? Ha? Bırak beni. Bırak beni. Emir bırak beni. Bırakır mısın? Bırak, ne yapıyorsun? Emir bırakır mısın? Tamam. Bırak beni bunu. Bırak. Kendine geldin mi? Kendine geldin mi? Ne yapıyorsun ya? Rüyadan uyandın mı? Hayal kurmayı bırak. Eğer bir gün o kalbin bana ait olmayacağına inanırsan, eğer buna inanırsan... Ne yaparsın? Ne yaparsın? Öldürür müsün? Beni yörüngemden çıkarma. Beni yörüngemden çıkarma. Nihan'dan haber var mı? Yok efendim. 5 dakikada bir Nihan'ı arıyorsun. O telefon açıldığı an yanıma ışınlar. Peki efendim.
Bir. Sen de burayı iyice ayak yolu yaptın. Nasıl, heyecanlı mı cemiyet haberleri? Ne? Nihan'a ne söyledin Zeynep? Ne diyeceğim ben be? Ne anlatacağım ben Nihan'a? Ben de onu bulamıyorum. Anlatacak ne var ki diyorum. Sonra kulağıma uzaktan sinir bozucu bir ses geliyor, fısır fısır. Sen bayağı korkmuşsun benden. Düşünsene Nihan'a her şeyi anlattığımı, ilişkimizi öğrenirse bu evde durmaz. Hatırladın mı? Hatırladın mı? Ben bir şeyi 10 kere sormayı sevmem Zeynep. Sıkılıyorum. Nihan'a ne söyledin de ortadan kayboldu? Tek cümleyle söyle. Manyaksın sen. Hayvansın. 2 cümle oldu. Cahil cesaretidir belki dedim ama... sen sadece cahil misin? Efsane, bana kahvemi hazırlatıver. Sen kimi arıyorsun? Sırra kadem basmış kızınızı. Şey, Nihan mı yok? Alıştık artık. Ben alışmadım Valide Hanım, alışamam da. Benim karım sabah kahvesi değil, alışkanlıktan arayayım. Var mı bir şey? Hayır efendim. Kapa. Karakolları arayacaksın, Mustafa Bey'e söyle, hastaneleri arasın. Çık, ara, bir şey bulmadan da sakın dönme buraya. Emir'cim, abartmaya gerek yok, gelir işte. Nihan yok Vildan Hanım, benim karım yok. Asıl abartmazsam sorgulayın damadınızı. Neyse, ben bir Önder'i sorayım. Duymadın galiba, Nihan kayıp. Sen de kendi kocana haber vermek istemez misin gelin hanım? Nihan'ın nerede olduğuyla ilgili fikri olan ya şimdi konuşacak ya da şimdi konuşacak. Ne kıymetli karım varmış. Ne istiyorsun benden? Senden bir şey istemiyorum. Ama karından canını istiyorum. Böyle mi ödeteceksin karının ölümünü bana? Gayet adil değil mi? Sen benim karımın canını aldın. Ben de seninkini alacağım. Göze göz, karıma karın. Sana inanmıyorum. Seni kendi ellerimle tıktım oraya. Sen Nihan'ın yanından bile geçemezsin. Ben geçemem evet. Ama geçebilecek tanıdıklarım var. Sağ olsunlar, beni kırmadılar. Nihan'ı hemen bırakacaksın. Duydun mu, karımı hemen bırakacaksın. Yoksa öldürürsün beni, biliyorum. Bu gece birine şişletirsin. Ama ben ölürsem karın da ölür. Ne istiyorsun? Kolay bir şey. Bir yanlışı düzeltmeni istiyorum. Beni buradan çıkaracaksın Emir. Karım ben öldürmedim. Zaten çıkacaksın gerizekalı, öyle anlaştık ya. Nihan'dan ne istiyorsun? Bir sene sonra değil, o kadar bekleyemem. Karının yaşamasını istiyorsan beni buradan şimdi çıkaracaksın. Nasıl? Yarın malda bir cezaevine naklim yapılacak. Yeterince film izlediysen planın gerisini halledersin diye düşünüyorum. Unutma gerizekalı, yarın. Ya! Anlaştığımız gibi, iş bitince bütün servetim senin. Emir Bey, bütün karakollara haber verdik. Tebrik ederim. İnatçısın yenge. O kadar kötü insan değiliz. Çay verdik alt taraf. Güzel kadın ya. Ondan. Güzel kadınlar böyle inatçı olur. Ama
Onların da inadını kırmanın türlü türlü yolu var. Daha saatlerce buradayız. Denesek mi bir şeyler? Lan kaçıyor. Nereye kaçacak be? İmdat! İmdat! Yaklaşma! Oldu güzelim, oldu. Yapma! Ne yapacaksın onunla? Yaklaşmayın, canınızı yakarım. Yaklaşma! Bırak! Bırak, ne yapıyorsun? Anlaşmayı yakacaksın durduk yere. Taner gelene kadar kılına zarar gelmeyecek kadını. Taner mi? Bunu Taner mi yaptı? Al şunu. Bağla kadını. Rota şimdi elime geçti. Bu iyiliğiniz karşılıksız kalmayacak. Yarın ödemeyi elden alacaksınız. Sorunumuz nedir efendim? Ve planımız? Tam vaktinde. Sen konuğumuzu karşıla Tufan. Emir Bey. Kaç adamın var? İsteğe bağlı diyelim. Güzel. Şeften gelen rota bu mu? Yarın sabah 11:30'da bu benzin istasyonunda bir mola verilecek. Gelen aracın içindeki adamı kaçıracaksınız. Kimi kaçıracaklar? Kaçıracağız yani. Siz şimdilik figüransınız. Sen benim yanımda olacaksın. Tufan da naklen yayından sorumlu müdür? Vurulmazsa tabii. Kimmiş? Resmi falan var mı? Resme falan gerek yok. Getirilen adamın kim olduğunu bilmeseniz de ne olduğunu bileceksiniz. Çünkü aracın içinde sadece o adamın bileklerinde kelepçe olacak. Yani yarın bu benzin istasyonundan bir mahkum kaçıracaksınız. Tufan kim olduğunu biliyor zaten. Taner. Taner'i aldıktan sonra bir pazarlık olacak. Bir takas. Taner'i verip karımı geri alacağız. Peki Nihan Hanım'ı kimden alacağız efendim? Ellerimi çözmekten niye korkuyorsunuz? Ne korkacağız be? Hiç öyle görünmüyor ama. Canınızı yaktım diye değil mi? Sizin gibi adamlığıyla övünen ödlekler için ayrı bir cehennem lazım. Ama merak etmeyin, o da bu dünyada. Ha şimdi, ha birazdan gelir çalar kapınızı. Hiç merak etmeyin. Çok konuşuyorsun. Ya. Siz hala sıkılmadınız mı ya böyle klişe laflardan? Sabah adım adım rapor vereceksiniz. Siz gelmeyecek misiniz? Peki efendim, peki. Karısı sonuçta. Çocuklar, siz gelin şöyle bir. Bana lazımsınız. Göreve geldiğimizde benim dediklerim harfiyen yerine gidiyorsunuz.
Nihan'ı koruyamadım anne. Olacakları hesap edemedim. Sırf zarar görmesin diye. Yanına kimse yaklaşmasın diye. Etrafa saldırırken yanlış yaptım. Buna asıl ben zarar verdim. Kaybetmeyeceğim diye çırpınırken kaybedersem, kılına bile zarar gelirse, benim yüzümden, sırf benim yüzümden. Zulüm. Kapatıyorum telefonu. Artsın o zaman Zulüm. Emir, Nihan nerede? Kızınız akşam evde. Bilmeniz gereken tek şey bu şu an. Kemal, Nihan nerede? Nihan kaçırılmış. Kameralar etkisiz hale getirildi mi? Marketçi. Baygın. Herkes beni dinlesin. Siz jandarmaları oyalarken biz Tufan'la Taner'i arkadan kaçıracağız. Benim talimatımla ateş edeceksiniz. Hoş geldiniz. Araç göründü komutanım. Anlaşıldı. Tufan, sen market tarafından koşturacaksın ringin arka tarafına. Aha. Hadi. Efendim? Nakden bekliyorum. Operasyon başlamak üzere efendim. Ateş açın. Vakit geldi güzel kız. Allah için su gibisin ha. İnsanın içinden sana gelmiyor kıyım. Bence bu kadar acele karar verme. Ne demek bu? Ne demekse o demek. Pislik herif. Satılık şey. Ne oldu? Neden öyle dedin? Tufan! Cevheri ver bana. Taner yok. Cevap bu değil herhalde Cevher. He? Ha? Cevher! Maalesef yok.
İskender Baba nasıl inşallah? Selamları var. Beni çabuk o karısının yanına götür. Gazıya alacaktık biz. 3,5 litre. Ne yapacaksın sen gaz yağını? İçeceğiz, ne yapacağız? İskender abinin selamını getirdim. Buraya geleceğimi söyleme. İş ne? Gel benimle. Ne yapacağım bunu? İki deposu varmış İskender abinin. Birini bu gece için kiralayacağız. Nereden bileceğim aynasız olmadığınızı? Bu da senin işin. Çok paranı alırım. Bekleyin 2 dakika. Şş. 5 dakika olursa Sarı Yusuf'a gideriz. Tamam mı? Ah çocuklarım. Gençleri takip edin arabayla. Eğer bizi İskender abinin mekanına değil de başka bir mekana götürürsen, o zaman parayı alamazsın. Paranın yarısı iş bittikten sonra. Abicim mekanlardan biri dolu zaten. Çocuklar sizi boş bir alana götürecek. İşinizi hayli hayli halledersiniz. Yalnız bize pislik bulaştırmayın. Aslan yattığı yerden belli olur. Kafanı yorma sen. Takiple. Araya araba alın. Araya araba alın. Tamam. Kemal. Sağ ol. Şart mıydı kardeşim? Beni bu lavukla aynı ortama tıkma. Şart mıydı? Oğlum biri kardeşi, diğeri babası. Ben kim oluyorum da kızını onlardan saklıyorum? Kocan beni hapisten kaçırdı güzelim. Ne? Ama yazık, bunu planlayamadı. Emir Kozluoğlu'nun gücü bir de o zekası olmasaydı şu anda hayatta burada olamazdı. Bırak beni, bırak. Ne istiyorsun benden, fidye mi? Fidye mi? Senin kocan benim karımı öldürdü. Sonra da cinayeti üstüme almam için tehdit üstüne tehditler savurdu. Ya ölüm ya hapis. Bak ikisi de değilmiş. Karımın canını karşılayabilecek bir fidye yok Nihan Kozcuoğlu. Emir'e bana ne yaşattıysa aynını ona yaşatacağım. Sana yazık olacak. Hadi 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 hadi. Emir Bey siz... Söyle köpek. Doğru konuş lan. Sana karına elveda demek için bir şans vereyim.
Eğer karımın kılına dokunursan seni öldürürüm. Nerede olursan onu öldürürüm. Duydun mu? Seni öldürürüm. Hem de senelerce sürer ölümün. Öyle tek kurşunla kurtulamazsın. Hala konuşuyorsun Emir. Anlaşmamızı bozdun. Anlaşma mı? Ulan sen benim hayatımı kararttın alçak herif. Karımı öldürdün. Benim yaşadığımın aynını sana da yaşatacağım. Biraz sonra karını gözlerinin önünde öldüreceğim. Ama bekle. Bekle ki benim içimi yiyip bitiren şey seni de bitirsin. Dur, 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 dur. Tamam, bunu telafi edebiliriz, dur. Seni yurt dışına kaçırırım. Ne kadar para istersen iste, veririm. Ne istersen veririm. Ulan sen benim bu hayattaki tek sevdiğimi aldın. Ama merak etme. Birazdan seninki de ölecek. Bekle. Andaval'ın yerini tespit edebildin mi? Beykoz eski hurda deposu. Adamlarınla birlikte bu işi düzelt Cemal. Necmi. Ne? Ne diyor? Taner. Sevk edilirken kaçırılmış. Dayan, 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 dayan. Hızlı, hızlı! Bak kızım, kızım. Ne o? Seni kurtaracaklarını falan mı sanıyorsun? Buralara geleceğini bilemezdik hiçbir şeyin. İnan bana çok üzgünüm. Ama ben sana hiçbir şey yapmadım Taner. Benim tek istediğim kardeşimin masum olduğunu öğrenmekti. Kardeşim masum zaten. Ne? Bir şey mi biliyorsun Taner? Söyle. Bir kayıt var. Sadece benim bildiğim bir yerde. Ama önce kocana bir azap çektireyim. Sonra da onun bana yaptığı gibi aynı hapse tıktıracağım. Söylesene. Söyle Taner, söyle. Ne biliyorsun? Güzelim, ölüyorsun. Gerçekler falan işte. Yapamazsın. Ben yapamam evet. Ama yapmaları için tüm servetimi döktüğüm adamlar burada. İskender abinin diğer deposu burası mı? Orası doluydu ya. Tamam kardeşim, tamam. Kemal, biz işimize bakalım önce. Sağ ol. Zehir. Gel bakalım. Hadi. Tamam herhalde. Tamam. Kemal. Kemal ben de geleyim. Hayır, siz hiçbir yere gelmiyorsunuz. Burada kalın. İyi misin? Ozan. Salih. Aslanım. İyi misin oğlum? Önder beyler sana emanet. Nihan'ı alıp getireceğim. Size söz veriyorum getireceğim, merak etmeyin. Canım pahasına da olsa getireceğim. Tamam. Hazır mıyız? Her zaman. Hazır mıyız?
Hocanı bu kadar beklemek 70'tir de 60'tır diye. Bu yüze iyi bak pislik. Çünkü bir daha unutamayacaksın. Bir de bu yüze bak. Nihan, karıcığım. Çünkü son kez göreceksin. Nihan, sevgilim korkma. Nihan korkma, bak ben neredeyim. Nihan! Bana bak köpek. Bana bak! Yedek kıyafetim de yok ya. Malum, biraz sonra karın üstüme bulaşacak. Ne oluyor? Ne oluyor? Duyamıyorum. Kardeşim Nihan! Duymuyorum Nihan! İyi misin? Kemal! 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 Biliyordum geleceğini. Dur, kıpırdama lan! Seninle daha işimiz bitmedi. Zeynep! Kemal! Kemal! Mantepe firarisinin yerini ihbar etmek istiyorum. Eski Beykoz hurda deposunda. Zeynep! Kaç! Yürü. Yürü. Bu tarafta. Topuk, 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 topuk. Aldık bir anda, topuk. Sen arabanı sonra alacaksın be abicim. Hadi, hadi. Nereye? Aşağı doğru gitmeler, hadi. Ne oluyor? Buradan Kemal Söder'e geçmiş. Kemal, Kemal az kalsın. Kemal ben ölüyordum. Sana demiştim ya. Sana hasret gidersem diye. Sen benim kaderimsin.
gideceksin. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Ben... Bu bir hataydı. Bu bir yanlıştı. Ne? Yanlış yaptım. Özür dilerim. Ben bir an kendime yenildim. İkimizi de utandıracak bir şey yaptım. Ama bunu yapmamalıydım. Özür dilerim. Karım nerede? Karını senden daha çok düşünen biri var. Bence karın da pek düşkün o da. Alcı götür onu. Alın götürün şunu, alın götürün. En son polis aranmış. O yüzden götürün diyorum. Kas gücü de bu kadar oluyor işte. İz kalmasın. Ne yapacaklar adam? Artık gitsek iyi olacak. Babanla kardeşin de seni merak etmiştir. Bana bak. Bana bak dedim. İyi değilim ya. Neden kaçırıyorsun gözlerini? Kendimi iyi hissetmiyorum. Rahatsız oldum. Pişman oldum. Çok. Hem de çok. Hiçbir mazereti yok sana dokunmanın. Seninle olmanın. Ben bir günah gibi yaşayamam bu ilişki. Günah gibi mi? Efendim Önder Bey. Tamam, veriyorum. Baba neredesiniz? Lütfen beni hemen alın buradan. İçerideyiz, bırakmayın. Gençler. Bu işin ucundan tutacak mısınız yoksa bakacak mısınız? Tamam, geliyoruz. At sokaktalarmış. Nereden gideceğiz? Gerçeklerden kaçıyorsun sen. Ama kaçamayız. Sen ne kadar zorla evlenmiş olsan da şu an birinin karısısın. İşte ben de bunu kaldıramıyorum. Sebeplerini biliyorum. Kardeşin de seni bağladı. Buna eminim de ama olmaz. Yasak aşk gibi yaşayamam ben bu ilişkiyi. Ne yaşarım ne de sana yaşatırım. Bizim hak ettiğimiz bu değil. Senin kalbinde bir suç gibi duramam. Birbirimizi sevmemiz suç mu? Suç. Seni görmem suç. Sana dokunmam suç. Senin yanında olmam suç.
demin yaptığımız suç... Kime göre? Bana göre. Bize göre. Benim kaderimsin diyorum. Ben de diyorum. Ama bunu temiz tutmak bizim işimiz. Ne yapayım Kemal? Ne yapayım? Sen söyle, ne yapayım? Ozan'ı hapse attırıp seninle mi kaçayım? Sen olsan ne yapardın? Eğer Zeynep gerçekten böyle bir şey yaşasaydı sen ne yapardın? Gerekeni. Git. Nerede? Eve gidiyor. Bıraktın yani. Cevabını aldın. Almadım. Senin benim karımı kurtarmaktan başka yapacak işin yok mu Kemal? Benim iç işlerime karışmaktan başka. Hava sahama girişlerinin kaçıncısı bu? Yanın ölmesini mi tercih ederdin? Ben de öyle tahmin etmiştim. Sen tercih nedir bilmiyorsun. Yine yanılıyorsun. Ama benim tercihlerim kim olduğumu değiştirmiyor. Daha bir tercihle karşı karşıya kalmadın. Ama kalacaksın. O zaman bakalım böyle epik şiir gibi konuşmaya devam edebilecek misin? Yine tehdit ediyorsun gibi geldi. Etmiyorum. Garanti ediyorum. 3 vakte kadar bir seçim yapmak zorunda kalacaksın. Bütün değerlerine açık ameliyat. Bakalım o zaman bu kahramanlığın bir işe yarayacak mı? Kardeşlerin söz konusu olduğunda. Eğer kardeşlerime bir şey yaparsam. Ama bekle dedim Kemal. Bu benim değil, senin sınavın. İçin sıcak ateşte pişme vakti. Ne diyorsun? Doğru soru kime yediriyoruz olacaktı. Cevap veriyorum kardeşine. Ne meşguliyetin olabilir? Bu herifler çok tekinsiz tipler ya. Sen? Sen öyle değil misin? Benimki öyle bir şey değildi. Ben kendimi savunurum. Birazdan polisler burada olur. Ama sen istersen biraz daha bekle. Onları anlatırsın ha? Beni görecektin Nihan. Arabanın bagajında elim kolum bağlı böyle. Ozan, bu tatlı bir yana olamayacak kadar ağır bir şey. Ne olur sonra konuşalım. Ya Kemal nerede? Kendi hayatında. Ben kendi hayatımdayım, o kendi hayatında.
oldu? Beni aramış. Abi neredesin? Bir konuşalım seninle. Şu Emir denen herif. Yedin kafayı Emir'le. Bugün Nihan kaçırıldı abi. Biliyorum. Emir Bey'in hayatında ne oluyorsa biliyorum ben artık. Abi ne kendine bu kadar güven ne de Emir denen herife. Bak bu herifin elindeki küçücük bir koz cinayet silahına dönüşebiliyor. Kime güveneyim Kemal? Sana mı kardeşim? Abisinin yüzünü dağıtan, gece gece eşkıya gibi evini basan, abisine zerre güvenmeyen sana mı güveneyim? Beni tercih yapmak zorunda sen bıraktın kardeşim. Ben de tercihimi yaptım. Hadi daha fazla uzatmayalım. Eyvallah. Tamam, iyiyim. Nihan abla ya, öldük meraktan. Neymiş bu telefonda anlatılmayacak kadar önemli olan? Neredeydin? Gerçi babanın ağzından da alamadık lafı ama. Panik yapma diye söylemedik. Kaçırıldım. Ne? Nasıl yani? Kim niye yapsın böyle bir şeyi? Ya kaçırılmak ne demek? Emir biliyor muydu bunu? Anlaşılan biliyordu. Biliyordum. Gizlilikle yürütmeye çalıştık ama birileri bizden önce davranmış anlaşılan. Biri bana hemen ne olduğunu anlatsın, hemen. Tabii sakin ol. Biz de bilmiyoruz detayları. Detayları bilmiyoruz derken bildiklerinizin yanında bazı detaylar var. Esas soru, bildiklerinizi nereden öğrendiniz? Biz de oradaydık Emir. Nihan bizimle geldi. İstihbarat gelişmiş görmeyelim. Kimlerle işbirliği içindesiniz Önder Bey? Ne oluyor? Kaçırıldım ve beni Kemal kurtardı. Yok artık. Abim yetişti yani kocandan önce, öyle mi? Helal olsun diyorum, başka da bir şey demiyorum yani. Sen sus. Sen sus. Kemal seni tehlikeye attı. Ölebilirdim. Ben bir orduyla zaten yoldaydım. Ama geç kaldın. Adrenalin özgüven patlaması yapmış. İhanet de benim boğazımda gıcık yapıyor. Ya sana sordum. Nihan nerede dedim. Böyle bir bilgiyi böyle bir günde benden sakladın. Ne yapsaydım? Sürmanşet bir ilan mı çaksaydım alnınıza? Buna hakkın yoktu. Nihan'la ilgili her şey benimle ilgili. Yeter. Seninle ilgili tabii. Her şey seninle ilgili. Senin düşmanın kaçırdı değil mi? Nihan'ın günahı ne? Bizim günahımız ne? Her şeyin senin günahınla ilgisi var. Benim düşmanım falan değildi kaçıran. Yeter! Yeter! Ne bu şiddet bu Celal? Benim böyle olmam gerekmiyor mu? Sen biraz önce herkesin içinde beni kaçıranın kim olduğunu mu söyleyecektin? Yoksa bana mı öyle geldin? Ben şeffaf bir adamım. Ne gördüysen o. Hangi yüzle? Hapisten kaçmasına yardım ettiğin adamdan bahsediyoruz. Karısını öldürdüğün adamdan. Ne oldu? Her şeyin üstünü kapatabileceğini mi sandın? Sanmadım. Denedim sadece. Benim herhangi birini öldürebileceğimi mi düşünüyorsun? Düşündüm evet. Ama emin değildim. Bugün duyduklarımdan sonra emin oldum. Bak ben de nelerden emin olduğumu anlatayım sana. O Kemal'i peşine takıp kocanın aleyhine delil toplamaya çalışırken ben de boş durmadım. Adamımı gönderdim. Niyetim sadece bir kahve içmekti. Malum uzun seneler geçti. Aşağılıksın Emir. Öldürdün kızı sonra da üstünü kapattın. Üstünü kapattım. Doğru. Ama küçük bir yanlışım var. Karen'i ben öldürmedim. Adamım olacak o geri zekalı kızı bana getirmeyi beceremedim. Ve kızı öldürdüm. 2 gün yasını tuttum. Ama seni de korumak için olayı örtbas etmekten başka çarem kalmadı.
Çünkü Karen'in ölmeden önce bağlantısı olan son insan benim güzel karımdı. Peki kim öldürdü? Bak orası enteresan. Soydere kardeşlerin avareli Tarık Soydere. Salağın elinin ayarı yokmuş demek ki. Kızı korkutacağım diye öldürmüş. Kulağını çektim. Daha ne yapayım? Seninki yetmedi, eksinin kardeşini de koruma altına aldım. Hala ikna olmamış gibi bakıyorsun. Her yaptığım bir kurguysa... Herkesi parmağımda oynatıyorum demektir. Kazanan kim? Yine ben, yine ben. Hem de soruları hep sen soruyorsun. Şimdi de sen anlatacaksın, o Kemal'in orada ne işi vardı? Vazgeçtim. Aynı kaçamak cevapları almaktan sıkıldım. Seninle çözemeyeceğim ben bu işi. Daha iyi bir seçenek her zaman vardır. Mesela Kemal gibi. Emir, ne olur artık tehdit etme. Ne beni? Benim kıymetlim sensin. Onunki kardeşleri. Sakın. Ne sakın? Sakındım zaten. Tarık'ı korudum. Ama sen bile bunun için beni suçlayacak gibisin baksana. Tarık üzerindeki korumamı çekeceğim sadece. Gerisi Kemal'in kahramanlığına kalmış. Emir. Kemal senden uzak durmadığı her dakika için yanacak. Hem de ağır ağır. Çünkü bendeki de bir sabır. Kahveyi sana hediye ediyorum sevgilim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Güzel karım. Hı. Bir bakar mısın? Bir gel. Şunu koparır mısın? Rica etsem. Dur, 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 dur. Uzat parmağını. Ne oluyor Emir? Uzat parmağını. Ne yapıyorsun? Bu ara aklından çıkarmaman gereken şeyler var malum. Kafan karışık. Dikkatin dağınık bugünlerde. Bu ip hatırlamana yardımcı olur. Nihan abla. Şey, daha iyisin değil mi? Thank you.
Kaç defa daha konuşmamız gerekecek? Kemal, çok yorgunum. İleride sağda kuytu bir yer var. Oraya gidelim, konuşalım. Dinliyorum seni. Bakma şöyle. Nasıl bakmayayım? Normal halim ya bu benim. Normal mi? Artık senin hiçbir halin normal değil. Yapma şunu. Dün seni aradım ve açmadın. Sonra da telefonunu kapattın. Tamam, anlıyorum, benden uzak durmaya çalışıyorsun ama sana çok önemli bir şey söyleyecektim. Tamam, dinliyorum seni. Hadi söyle. Gitmem lazım, önemli bir işim var. Dün Taner bana Karen'i Emir'in öldürdüğünü açık açık söyledi. Bunu biliyoruz. Yeni bir bilgi değil. Ama ispat edemiyoruz. Ben de bunu Emir'e söyledim. Yani dünkü gerginlikle patladım birden. Emir de bana şey dedi. Söyle. Karen'i Tarık'ın öldürdüğünü söyledi. Biliyorum. Neyi? Aynısını bana da söyledi. Eğer bu Karen meselesini biraz daha kurcalarsam... ...cinayeti Tarık'ın üstüne yıkabileceğini ima etti. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Emir'in yeni bir tehdidi olarak düşünmüştüm. Ama? Aması yok. Emir bu. Seni kardeşinle tehdit etmek istiyor. Yani en son hamlesini kullanıyor. Ve bu çok tehlikeli. Biliyorum. Neredesin canım? Geliyorsun değil mi? Tamam Mansu, geleceğim. Ama biraz işim var, geç kalacağım. Tarık'ı da uyarmaya çalıştım. Ama beni dinlemiyor. Bir yolunu bulacağım. Seni kardeşinle mahkum etti. Ama beni bu yalanla mahkum edemeyecek. Uyardığın için sağ ol. Ama bir daha bunu yapma Nihan. Nereye gideceksin? Yapma dediğimin içinde bu da var. En zoru. Bizim için artık kolay bir şey yok Nihan. O yüzden hoşça kal.